Merhabalar herkese, kanalıma hoş geldiniz. Abone olmadıysanız eğer hemen sağdaki abone ol yazısına tıklayarak abone olabilirsiniz. Evet, bugün sizlere yine kare bir motif örneği yapacağım. Böyle yavru ağzı renginde bir ipim var. Altın Başak Maxi ipimin markası bu. Ona 3 diye geçiyor. Tığım 10 numara, 1,10 milimlik bir tığ. Evet, şimdi ortadan zincir çekerek başlıyoruz. 10 tane zincir çekiyoruz önce. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çekiyorum. İlk zincirin içine batarak bir yine yuvarlak oluşturuyoruz. Şu ipimizi de şimdi yapacağımız trabzanlarla birlikte gizleyeceğiz. Bu halkanın etrafında dolandırarak. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çekiyorum birleştirdikten sonra. Tığı bir kez doluyoruz. Şöyle yapalım. 6 zincir çekmeyelim. 3 zincir çekelim arkadaşlar. Başlangıç yerimiz farklı olsun. 3 zincir çekiyoruz. Boşluğa batarak bir üçlü trabzan yapıyoruz. Zincirle birlikte iki tane üçlü trabzanımız var. Şimdi 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Tekrar bir sonrakine batıyorum. 3 defa da çekerek üçlü trabzan yapıyoruz. Önce bir ilmek, sonra 2, sonra 2 alarak çıkıyorum. 2 trabzan, 3 zincir. Tekrar 3 zincir çektim. 2 trabzan daha yapıyoruz. 1 2 1 2 3 zincir. 2 trabzan. 1 2 1 2 3 zincir. Tekrar hep ortadaki, pardon, boşluğa batarak İki tane trabzan yapıyoruz. Şu ipimizi de gizliyoruz. Tekrar 3 zincir. 1 2 1 2 3 zincir. Şimdi bakalım 1 2 3 4 5 6 oldu. 7. yapıyorum. Yine iki tane trabzan. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Yine aynı boşluğa 8. ikili grubu oluşturuyoruz. Evet, 1 2 3 4 5 6 7 8 tane yaptık. 1 2 3 zincir çekiyorum. Geliyorum burada ilk yaptığım trabzanın tepesine, birleştiriyorum. Şimdi şu arkadaki ipimizi gizledik yeterince. Tamamen dibinden kesebiliriz. Evet. Şimdi ilk trabzana birleştirdik. Hemen bir sonrakinin üzerine şu şekilde bir sonrakinin üzerine ipimi taşıyorum. Şöyle bir sonrakinin üzerine geldim. Şimdi 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Bu dördüncü zinciri tutalım bu şekilde. 6 zincir daha çekelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi tığın başını doluyorum. Bu dördüncü zinciri tutmuştuk. Yani toplamda 10 tane zincir çektik. 6 zincir geri dönüyoruz şimdi. Burayı tutmuştum. 4. zincire batıyorum. Ve buraya bir trabzan yapıyorum. Şimdi tığ bir doladım. Hemen bir sonraki, burada 4 tane zincirim var. Bir sonraki zincire batıyorum. 2. trabzanı yapıyorum. Bir sonrakine batıyorum. 3. trabzanı yapıyorum.
Burada kalan 4 zincirin üzerine 4 tane trabzan yapıyoruz. Ve dördüncü şu şekilde. Şimdi son trabzanı yaptıktan sonra şimdi sırada 2 tane trabzanımız var. İlk trabzanın tam tepesine batıyorum. Bunu sık iğne yaparak buraya birleştiriyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Ve ikinci sık iğnenin üzerine batıyorum. Tekrar bu 3 zinciri 3. trabzanın üzerine, yanlış söyledim, sık iğne ile bu 3 zinciri buraya birleştiriyorum. Evet, şimdi aynı işlemi tekrar ediyoruz. Yine 10 tane zincir çekiyoruz. Ama önce 1, 2, 3, 4 taneyi çekiyorum. Ben tutuyorum kolaylık olsun diye. Çünkü ip ince olunca sayması zor oluyor. Sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekip bu tuttuğum dördüncü zincirin içine batıyorum. Bir tane trabzan. Hemen bir sonraki zincire batıyorum. İkinci trabzan. Bir sonrakine batıyorum. Üçüncü trabzan. Ve son zincire batıyorum. Dördüncü trabzan. Bunu da geliyoruz. Bir sonraki ikili grubun iki tane trabzanımız var ya burada, ilk trabzanın tepesine batarak sık iğne ile birleştiriyorum. Evet. Birinci trabzanı birleştirdik. Şimdi 3 tane zincir çekiyoruz. Geliyoruz ikinci trabzanın üzerine batıyoruz. Bu 3 zinciri de buraya birleştiriyoruz. Tekrar hemen 1, 2, 3, 4 zincir. Dördüncü zinciri tutuyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir daha çekip tığın başını doluyorum. Ve bu tuttuğum dördüncü zincirin üzerine batarak bir üçlü trabzan. Şimdi yan yana 4 tane trabzan yapıyorum. Zaten burada 4 zincirim var. Her birinin üzerine bir trabzan yapıyoruz. 3 ve son zincire batıyorum. 4. Şimdi bunu da geliyoruz. Diğer ikilinin ilk trabzanın tepesine şu şekilde batarak birleştirdim. 1, 2, 3 zincir. Geliyoruz ikincinin üzerine batıyoruz. Bu 3 zinciri de buraya birleştiriyoruz. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane boşluğumuz var. Her boşluğun üzerine bu şekilde trabzanlar yapıyoruz. Şimdi başlangıç noktasına gelelim. Buraya kadar, son boşluğa kadar bunu tamamlayacağız. Sonra bir üste geçelim. Evet, hepsini tamamladım. Şimdi son bu kulakçığı yaptık. Geliyoruz başladığımız noktaya, ilk trabzanın tepesine. Burada zinciri birleştirdiğimiz yer. Buraya bu şekilde birleştirip yine bir zincir çekiyorum. Şimdi şurada 3 zincir yapmayacağız. Bir zincir çekiyorum. Tığ bir doladım. Hemen ikincinin üzerine batıyorum. Şöyle bir iki de çıkıyorum. Buradaki boşluğu bu şekilde oluşturuyoruz. Şurada 3 zincir çekmiştik ya aralarda. Şimdi bir zincir çektim. Buradaki ikinci trabzanın üzerine battım ve 2 de çıktım. Evet, şimdi buradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir çekelim arkadaşlar. 8 zincir çekiyorum. Geliyorum bir sonraki boşluğun. Bir sonraki boşluk dediğim, şurada boşluklarımız oluştu. Bakın kutu gibi. Buradaki boşluğun içine giriyorum. Sık iğne ile birleştiriyorum. Tekrar şimdi 3 zincir olarak düşünün. Şurayı dörtlü trabzan, şurayı da 3 zincir olarak düşünün. Şimdi 6 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu 6 zincir çektiğim yerler köşeler olacak.
Tığın başını 1, 2, 3 defa doluyorum ve alttaki bu 3 zincir çektiğimiz boşluğun içine batıyorum. Önce 1 ilmek alıp sonra 2 2 alıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5'te çıkıyorum. Tığı 3 defa doladım ve 5 defa da çıktım. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir geliyoruz. Buradaki boşluğa batıyoruz. Birleştiriyoruz. Şimdi burası köşemiz. Şurası kenar kısmımız. Burada 1, 2, 3 zincir. Tığın başını 2 defa doluyoruz. Yine alttaki 3 zincir çektiğimiz boşluğa batarak bu sefer dörtlü trabzan yapıyoruz. Önce 1 ilmek, sonra 2, 2, 2 alarak 4'te çıkıyoruz. Tekrar 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Geliyorum bir sonraki kulakçığın boşluğuna. Sık iğne ile birleştiriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir ve tığ şimdi ikinci köşeyi yapıyorum. 2, 3 defa doladım. Tekrar alttaki boşluğa batarak 1, 2, 3, 4, 5'te çıktım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Geliyoruz bir sonraki kulakçığın içine boşluğa batarak birleştirdik. Şimdi ikinci köşemizi yaptık. 6 zincir çektiğim yerler köşeler. Şimdi 1, 2, 3 zincir, tığ 2 doladık. Yine alttaki boşluğa batıyoruz. 1, 2, 3, 4 de çıkıyoruz. Tekrar 3 zincir çekip bir sonraki kulakçığın boşluğun arasına giriyoruz. Ve yine 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Şimdi üçüncü köşeyi yapıyorum. 2 defa doladık. Pardon, 3 defa doladık. Köşede 3 defa doluyoruz. Alttaki boşluğa giriyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5'te çıktım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir geliyoruz bir sonraki kulakçığın içine boşluğa. 1, 2, 3 zincir, 2 defa doladık ve 1, 2, 3, 4'te çıkıyorum. Bu alt sırada 3 zincir çektiğimiz boşluklara batıyoruz sadece. 1, 2, 3 zincir geldik buradaki boşluğa birleştirdik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3 doladık. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 de çıktık. Tekrar 6 tane zincir çekiyorum. 5 ve 6. Geliyorum bir sonrakine boşluğun içine batarak birleştiriyorum. Evet, şimdi şurada 8 tane zincirle çıkmıştık. 3 tane zincir çekiyoruz. Şu arada 3 zincir kalacak şekilde 1, 2, 3 sayalım. Bir sonrakine batarak birleştirelim. Evet, şimdi etrafını zincirle dolanacağız. Bu birleştirdikten sonra hemen önümüzdeki boşluğun içine şu şekilde ipi taşıyorum. Buradan 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Ve geliyoruz. Buradaki kulakçığın üzerinde sık iğnemiz var. Bakın sık iğnenin üzerine batıyorum. Birleştirdim. Şimdi burası köşe. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Boşluğun içine batıyorum. Sık iğne ile 5 zinciri birleştirdim. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Buradaki tığın başını 3 defa dolayarak 5'te çıktığımız trabzan köşemiz. Trabzanın üzerine batıyorum.
Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekip aynı trabzanın üzerine bir kez daha batıyorum. Bunu sadece bu köşelerde yapıyoruz. Şimdi yine 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Önce boşluğun içine batıyorum. Sık iğneyle birleştirdim. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi alttaki şu kulakçığımızın üzerindeki sık iğnenin üzerine batıyoruz. Birleştiriyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Hemen önümüzdeki boşluğun içine giriyorum. Sık iğneyle zincirimi birleştirdim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bir sonraki boşluğa giriyoruz. Burada trabzanın üzerine yapmıyoruz. Sadece köşelerde birleştirdim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Şimdi buradaki kulakçığın üzerindeki sık iğneye batarak bir tane daha yaptık. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Şimdi köşeye geldik. Boşluğun içine birleştirdim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Şimdi trabzanın üzerine batıyoruz. Ve burada tekrar 5 zincir çekerek aynı trabzanın üzerine bir kez daha batıyoruz. Şimdi yine 1, 2, 3, 4, 5 zincir boşluğa batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Buradaki kulakçığın üzerine sık iğnenin üstüne batıyorum. Birleştirdim. Şu köşe dönüşünde şöyle anlatayım. Bakın 6 zincirli yerler. 1, 2, 3, 4, 5 tane boşluğumuz var. Şuraya bir tane daha yaptık. Evet, burayı da birleştirdik. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5. Hemen boşluğun içine batıyorum. Kapattım. 1, 2, 3, 4, 5. Bir sonraki boşluğun içine batıyorum. Kapattım. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi alttaki kulakçığın üzerindeki sık iğneye batıyorum. Kapattım. Şu orta geçişte de kenar geçişte de yine 3 tane boşluğumuz var. Köşede 5 tane. Şu ortada 3 tane. Evet, tekrar köşeye geldik şimdi. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Boşluğa batıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Trabzanın tepesine batıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Trabzanın tepesine bir kez daha batıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi diğer yandaki boşluğun içine batıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ve alttaki şu kulakçığın üstündeki sık iğneye batıyoruz. Bu köşeyi de döndük. 1, 2, 3, 4, 5. Boşluğun içine 1, 2, 3, 4, 5. Bir sonraki boşluğun içine 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi buradaki trabzanın üzerine batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi son köşeye geldik. Önce boşluğa battık. 5 zincir çektik. Trabzanın üzerine batıyoruz. Tekrar 5 zincir çekiyoruz. Aynı trabzanın üzerine bir daha batıyoruz. Ve tekrar 5 zincirle devam ediyoruz şimdi. Boşluğa batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Geliyoruz buradaki trabzanın üzerine. 1, 2, 3, 4, 5. Önümüzdeki boşluğa. Evet, şimdi burada ipi şuraya taşımıştık.
Burada bir boşluğumuz daha olacak. Şöyle bir iki zincir çekiyorum. Tığı bir kez doluyorum. Şu ipi taşıdığımız noktaya, yani şuradaki zincirin dibine batarak bir üçlü trabzan yapıyorum. Ve boşluğumu oluşturmuş oluyorum. Yani birleştirme noktam burası olmuş oluyor. Evet, şimdi bunun üzerine tekrar zincirle devam edeceğiz. Bir dahaki dönüşte birleştirme noktamız burası. Şimdi bir sıra daha 5 zincir çekerek dolanalım. 4, 5 zincir. Hemen bir sonraki boşluğa batıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Her boşluğa batarak ilerliyorum. Şimdi köşeye geldim. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. Hemen sıradaki boşluğa birleştirdim. Şu köşede şimdi trabzanın üzerine iki kez batarak bir boşluk yapmıştık. 1, 2, 3, 4, 5 zincirle. Şimdi buraya batıyorum. Burada yine alt sırada yaptığımız gibi tekrar 5 zincir çekerek aynı boşluğa bir kez daha batıyoruz. Sonra her birine sırayla 5 zincir batarak devam ediyoruz. Evet, 5 zincir. Her boşluğa sık iğneyle birleştiriyorum. Sadece köşedeki boşluğa tepesine 2 kez batıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi köşeye geldim bakın. Köşedeki boşluğun içine giriyorum. Burada tekrar 5 zincir çekip aynı yere bir kez daha batıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş zincir devam ediyoruz şimdi. Diğer köşeye geldim. Şu köşeye 1, 2, 3, 4, 5 zincirli giriyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekip aynı yere tekrar batıyorum. Evet, şimdi sırayla yine 5 zincir çekerek devam ediyorum. Bir sonraki köşeye geldik. Yine girdik içine. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektik. Aynı yere bir daha batıyoruz ve kapattık. Şimdi bakın birleşme noktamız burasıydı. Buraya kadar aynı şekilde örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi son boşluğa batıyorum. Şimdi burada yine aynı şekilde birleştireceğiz. Şimdi birleşme noktamız burası. Burada da yine ipi ortada bırakmak için iki zincir çekiyorum. Tam bu noktaya batıyorum. Burada zaten şöyle trabzanı anlarsınız. Yine bir trabzan yapıyorum. Yani hem birleştirdim hem de bu sıranın boşluğunu oluşturmuş oldum. Evet.
Şimdi bir sırada üst sıraya gideceğiz. Son sıramız. Şimdi birleştirdiğimiz yerden şöyle yapalım. Bir tane zincir çekiyorum. Şimdi bu boşluğun içine, birleştirdiğimiz yerin boşluğun içine bir iki tane sık iğne yapıyorum. Sonra 1, 2, 3, 4 tane zincir çekerek son yaptığım sık iğnenin tepesinden doğru giriyorum bu şekilde. Buraya bir pipirik yapıyorum. Sonra bir tane zincir. Sonra geliyoruz bir sonraki boşluğa. 1, 2 sık iğne. Tekrar 1, 2, 3, 4 zincir. Burada pipirik yapıyoruz yine. Son sık iğnenin tepesinden şu şekilde giriyorum. İlmeği alıp tığdaki ilmekten geçiriyorum. Sonra bir tane zincir, bir sonraki boşluğa batıyorum. Birleştirirken bir sık iğne, bir tane daha sık iğne yapıyorum. Bu şekilde etrafını dolanacağız. Her iki sık iğneden sonra 4 tane zincir çekerek bir pipirik yapıyoruz. Sonra bir zincir çekip diğer boşluğa geçiyoruz. Buraya da bir, iki tane sık iğne. 4 zincir. Bir pipirik. Bir zincir çekip bir sonraki boşluğa geliyorum. 1, 2. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyoruz. Yine bir tane pipirik yaptık. Bir zincir. Şimdi tam köşeye şu üst üste yaptığımız boşluğun içine giriyoruz buraya. Bir tekrar iki sık iğne. Bir, iki, üç, dört zincir. Bir pipirik. Bir zincir. Aynı boşluğa tekrar, şimdi atlamıyorum bu tarafa. Aynı boşluğa iki tane daha sık iğne yapıyorum. 1, 2 sık iğne. Şimdi yine 1, 2, 3, 4 zincir. Bir pipirik. Her iki sık iğneden sonra bir pipirik, bir zincir ve bir sonraki boşluğa geçiyoruz. 1, 2 sık iğne. Köşeyi de bu şekilde dönmüş olduk. Evet. Devam edelim biraz daha. Şimdi 2 sık iğne yaptık. 3, 4 zincir. Bir pip, pardon, çıktı. Bir pipiriği oluşturdum. Bir zincir ve diğer boşluğa geçtim. 1, 2. 1, 2, 3, 4 zincir. Pipirik yaptık. Bir zincir yapıyoruz. Bir sonraki boşluğa 1 ve 2. 1, 2, 3, 4. Pipiri yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Bir sonraki boşluğa zaten birleştirirken ilk sık iğneyi yapmış oluyoruz ve bir tane daha sık iğne yapıyoruz. Tekrar 4 zincir. Bir zincir, bir sonrakine bir, iki sık iğne. Evet, şimdi bu sırayı böyle tamamlayalım arkadaşlar. Köşeyi sanırım anlaşıldı. Şu köşeyi de isterseniz birlikte yapalım. Sonra bırakayım. 4 zincir, bir pipirik, bir zincir, bir sonrakine geçtik. İki sık iğne. 4 zincir. Pipiri yaptık. Bir zincir çekiyoruz ve diğer boşluğa geçiyoruz. Pipiri yaptık. Bir zincir. Diğer boşluğa geçtik. Yine iki sık iğne. 1, 2, 3, 4 zincir.
ipi yaptık. Bir zincir çekiyoruz. Köşedeki boşluğun içine giriyoruz. Aynı şekilde 1, 2 tane sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyoruz. Burada da pipiri oluşturuyoruz. Bir zincir çekip tekrar aynı boşluğa bir daha batıyoruz. Burada sadece tek fark o. Yine 2 tane sık iğne yapıyoruz köşede. Şimdi 2 sık iğne yaptık. Tekrar 1, 2, 3, 4 zincir. Bir pipirik, bir zincir ve hemen yanındaki boşluğa geçiyoruz. Köşemiz bu şekilde gayet güzel çıkıyor. 2 sık iğne, bir pipirik. Sonra bir pipirikten sonra da bir tane zincirimiz var. Evet, bir zincir geçiyorum şimdi. 2 tane yine sık iğne, 4 zincir, pipiri yaptık, bir zincir ve bir sonrakine geçtik. Şimdi bu şekilde tamamlayayım arkadaşlar ben. Bitmişine bakalım. Evet, sona geldim arkadaşlar şimdi. Yine birleşme noktasına geldik. Son boşluğa da yine pipiri yapıyoruz. 4 zincir çekiyorum. Evet, pipiri oluşturdum. Bir zincir çekiyorum. Şimdi şurada zaten 2 tane sık iğne yaparak başlamıştık. Buradaki sık iğnenin üzerine batarak bunu da birleştirelim ve bir tane zincir çekelim. Evet, ipimizi kesebiliriz artık. Şimdi motifi eklerken sadece buradaki pipirikleri kullanacağız. Şimdi şu kısımlar ütülediğimizde daha güzel duracak. Şöyle açıp da göstereyim. İsterseniz ortayı farklı renkte yapabilirsiniz. Tabii o öyle de güzel olacağını düşünüyorum. Bir yandan yaparken farklı şeyler üretiyorum. Şimdi köşelerde, bakın köşeden köşeye sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Köşeden köşeye 11 tane pipiriniz olması lazım. Yani birinde eksik, birinde fazla olursa eğer burada atlama yaparsanız eklerken sıkıntı yaşarsınız. Şimdi yine köşeden köşeye burayı da sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Evet, her köşede 11 tane pipiriniz olması lazım. Çünkü eklerken bu köşeleri kullanıyoruz. Pipiriklerden ekliyoruz. Her pipirikten ekleyerek devam edeceğiz. Şimdi şuradaki ipimizi de yine modelin tersini çevirip şöyle arkadan doğru sık iğnelerin arasında birkaç ilmek gizleyelim. Şunu da artık dibinden keselim. Evet, umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Güzel, hoş, değişik bir motif. Benim hoşuma gitti. Beğenip beğenmediğinizi yorumlarda yazarsanız sevinirim tabii ki. Sormak istediğiniz şeyler olursa da videonun alt kısmında yorumlar bölümünden istediğinizi sorabilirsiniz. Evet, şimdilik hoşça kalın diyorum. Başka modellerde görüşmek üzere.